Başlayalım mı arkadaşlar? Değerli basın mensupları, bugün Merkez Yönetim Kurulumuzun gündeminde yaşadığımız ekonomik buhran, kötü yönetilen salgın, milletten saklanan gerçekler ve giderek derinleşen devlet krizi vardı. Bu sabah 2020 yılının üçüncü çeyreğine ait büyüme rakamları açıklandı. Bir önceki üç ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 daralan ekonomimiz yılın üçüncü üç ayında yüzde 6,7 büyüdü. Tabii bunu sevinçle karşıladık ama üçüncü çeyrekteki büyüme tüm sektörlere yaygın organik bir büyüme değil bunun da altını çizelim. Aslında bu büyüme biraz yabancıların ölü kedinin sıçraması diye tabir ettiği, yere hızla çarpan topun sıçraması tarzında mekanik bir büyüme. Tüm dünyada buna benzer bir eğilim izliyoruz. Ancak bu tür toparlanmaların ardından ikinci bir çakılışın gelmesi endişesi de küresel olarak mevcut. Bizdeki üçüncü çeyrek büyümesinin de kalıcı bir toparlanmayı yansıttığını söylemek için Henüz çok erken. Kaldı ki Türk ekonomisi dünyadan farklı olarak son iki yıldır büyümeyen bir ekonomi. Üçüncü üç aylık dönemdeki büyümeye rağmen ilk dokuz ayda elde edilen milli gelir, geçen senenin aynı döneminin sadece binde beş üstünde. Yani yerinde sayıyor diyebiliriz. İlk dokuz ayda sanayi sektörünün katma değeri geçen yıla göre binde dokuz, hizmetler sektörü katma değeri ise Yüzde yedi virgül geçen yılın yüzde yedi virgül bir altında. Yılın üçüncü üç ayında en hızlı büyüme finans ve sigorta faaliyetlerinde görülüyor. Tabi bunun arkasında da kredi garanti fonu eliyle kamu bankalarının öncülüğünde gerçekleşen olağanüstü kredi genişlemesi var. Finans ve sigorta sektörü üçüncü çeyrekte yüzde kırk arkadaşlar tam yüzde kırk büyümüş. Eğer finans sektöründeki bu büyüme olmasa hizmetler sektöründe çok daha ciddi bir çöküş görülecekti. Tüm dünya salgın döneminde yurttaşlarına doğrudan gelir desteği ve hibe verirken bizdeki hükümet faiziyle borç verdi. G20'nin bize benzeyen ekonomileri için de milli gelirine oranla yurttaşlarına en az gelir desteği veren ekonomi biz olurken en fazla borç veren ekonomi de bizim ekonomimiz oldu. En fazla borcu bizdeki saray hükümeti vermiş. Ucuz ve sübvansiyonlu kredilerle gelecek yılların talebi bu döneme çekilmiş. Yani gelecek yılların büyümesinden çalınmış bir anlamda. Peki böyle bir büyümeyi sürdürebilmemiz mümkün mü? E bunun sürdürülemez olduğu damadın kovulmasından Merkez Bankası'nın ve kamu bankalarının artık kredi yok diyerek kazık fren yapmasından belli. Diğer taraftan bu büyümeye rağmen gerçek işsizlerimizin sayısı bu dönemde yaklaşık 2,7 milyon kişi artmış. Bu dönemde iş başında olmayanlar da dahil işsizlerimizin sayısı 12 milyon 654 bin kişiye ulaşmış. Şimdi bu büyümeye bakıp işsiz sayısının dünya üzerindeki 120 ülkenin nüfusunu aştığı bir ekonomide kalkınmadan refah artışından bahsetmek mümkün değil. Türkiye'nin hızla iş ve aş yaratan nitelikli bir büyüme politikasına patikasına dönmesi gerekiyor. Ancak tek adam vesayet rejiminde son iki buçuk yılda yaşananlar ülkede güveni yerle bir etmiş vaziyette. Güven olmayınca millete iş, aş verecek nitelikli bir büyüme de ufukta görünemiyor. Tek adam vesayet rejiminde saray yönetimi ülkemizin bereketini kaçırdı. Yeni kadrolar, yeni kurumlar ve yeni kurallar olmadan da bu bereketin geri gelmesi mümkün gözükmüyor. 2013'te Türkiye'nin milli geliri 1 trilyon dolara dayanmıştı. Bu son verilerle 736 milyar dolara düşmüş. Tek adam vesayet rejimi projesinin düğmesine basılmasıyla birlikte bugüne kadar Milletin cebinden 222 milyar dolar alınmış. Değerli basın mensupları. Atalarımız Arpacı'ya borç eden ahırını tez satar demiş. Saray hükümetinin elinde Türkiye tam olarak da bu halde. Her fırsatta Cumhuriyetimizin kuruluş döneminin başarılarını görmezden gelen, Cumhuriyetin kurucu babalarına iftiralar atan sarayın kibirlisi görevde olduğu 18 yılda Cumhuriyet döneminde kurulmuş Onlarca kamu kuruluşunu, fabrikayı satıp sattı. Karşılığında 62 milyar dolar parayı da aldı, bir güzel yeti tüketti. Şimdi her hayırsız evlat gibi evde kalan son gümüşlere göz dikmiş vaziyette. Borsaya, kamu bankalarına, madencilik, enerji, iletişim, tarım ve gıda alanındaki devlet kuruluşlarına ve fabrikalarına, devlete ait arsa ve arazilere, hatta şans oyunlarının lisanslarına bile göz koymuş vaziyette. Elde kalan milletin son gümüşlerini kimseye hesap vermeden dilediği gibi satıp savmak için de varlık fonu diye bir fon kurup kendine paravan etmiş. Başka ülkeler varlık fonlarını bugün elde ettikleri gelirleri çocuklarına, torunlarına aktarmak için kurarken saray atalarımızın malını, mülkünü satıp yemek için böyle bir fon kurmuş. Millete ait 177 milyar liralık varlığı fona devret Önce bu kaynağı rehin gösterip borç istediler. 2019'da hazineyi de kefil ederek bula bula 1 milyar dolar ancak bulabildiler. Ardından bu yıl fon eliyle 2 milyar dolar daha borçlanmak istediler. Ama bu defa kimse borç vermedi. Bunun üzerine fondaki gümüşleri teker teker elden çıkarmaya başladılar. Borsa İstanbul hisselerinin onu Katar'a satıldı. Güzel. Ama kaça satıldı? Hangi şartlarla satıldı? Katar'dan daha fazla para veren var mıydı yok muydu? Kimse bunları bilmiyor. Fon ihale kanuna tabi değil. Fonu Sayıştay denetlemiyor. Milletin meclisi hesap soramıyor. Sarayın kibirlisi talimatı veriyor. Milletin malını millete hesap vermeden haraç mezat satıyor. Yarın çay kuru da Ziraat Bankası'nı da, Halk Bankası'nı da, Vakıflar Bankası'nı da, BOTAŞ'ı da, eti madeni de dilediğine peşkeş çekebilecek. Yani varlık fonunu düğün umumiye idaresi gibi kullanmaya başladılar. Borç geri ödemekte kullanıyorlar. Satılan bu mallar babalarının malı değil. Bu mallar milletin malı mülk. Şimdi milletimizin her bir ferdi adına biz de soruyoruz. Borsa İstanbul'u kaça sattınız? Hangi koşullarla sattınız? daha fazla para veren var mıydı? Neden ona vermediniz? Buna öğrenmek hepimizin hakkı. Ülkeyi aile şirketi gibi yöneteceğiz derken ne kural kaldı, ne şeffaflık, ne de hesap vermek. Önce milletin malı Katar'a verildi. Sonra da damat fondaki başkan vekilliği görevinden affedildi. Ama yerine yeni Hazine ve Maliye Bakanı başkan vekili olarak atanmadı anlaşılan başkan vekilliği makamına atanabilmek için Hazine ve Maliye Bakanı olmak yetmiyor. Damat olacaksın. Bu kabile devleti anlayışıyla yatırımcılara nasıl güven verecekler bilemiyorum. Değerli basın mensupları. Ülkemize yatırımın gelmesini, ülkemizde refahın artmasını tabii ki herkesten çok biz isteriz. Ama bu ülkenin elde kalan son gümüşlerinin batan geminin malları gibi tek bir adamın keyfine göre satılması bizim anladığımız, bizim bildiğimiz, bizim istediğimiz anlamda yatırım falan değildir. Sarayın sosyetelerinin sandığının aksine üst düzey uluslararası yatırım hiç değildir. Üst düzey uluslararası yatırım hukuk olmayan, saydamlık olmayan, denge ve denetim olmayan bir ülkeye gelmez. Gelmiyor da zaten. Sarayın altın çocuğu Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası'nın Borsa İstanbul'daki hisselerini neden sattığını anımsarsa ülkemize duyulan güvenin hangi seviyelere düştüğünü gayet iyi görecektir. Saray abaneleri algı yönetmeyi ülke yönetmek zannediyorlar. Ama işin gerçeği artık algıyı da pek yönetemiyorlar. Halının altına süpürdükleri pisliklerin kokusu arşa ulaşıyor. Saray hükümetinin eliyle milletin varlıkları, malı, mülkü Katar'ın üstüne geçiriliyor. Bankalar, limanlar, alışveriş merkezleri, dijital platformlar, maç, maç yayın hakları, Kanal İstanbul'un arazileri, ordumuza zırhlı araç üreten şirketler, borsamız ve elbette ordumuzun en stratejik varlığı olan Sakarya Tank Palet Fabrikası. Hepsini Katar'ın üstüne yapıyorlar. Katar aşkıyla milletin malı, mülkü Katar'a gidiyor üst düzey yatırımdan anladığınız 83 milyonun varını yoğunu 3 milyon bile nüfusu olmayan 2 onda 8 milyon nüfusu olan bir ülkeye satıp savmak mı? Korkarız bu kafayla yakında Türkiye'nin tapusunu da Katar'daki o kim olduğunu bilmediğimiz üst düzey yatırımcının üstüne yaparsınız. Sarayın kerameti kendinden menkul, faiz sebep, enflasyon netice teorisi uğruna Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervini erittiler, tükettiler. Tekrar ediyorum, 128 milyar dolar kasadaki döviz. Bugün Türkiye'nin en büyük sanayi şirketi hangisi? Tüpraş. Tüpraş'ın bilanço büyüklüğü ne kadar? 5,4 milyar dolar. Yani bu 128 milyar dolarla sıfırdan 24 tane tüpraş kurulurdu. 130 binden fazla işsizim, işsizimize iş ve istihdam sağlanırdı. Böyle bir devasa kaynağı tüm uyarılarımıza rağmen yediler bitirdiler. Soruyoruz soracağız. Bu dövizler kimlere peşkeş çekildi? 128 milyar doları Merkez Bankası'na geri koymak için neler yapacaksınız? Yapılan adın, yapılanın adını doğru koyalım. Bunun adı sadece beceriksizlik değildir. Bunun adı sadece liyakatsizlik de değildir. Bunun adı düpedüz görevi ihmaldir, safsaklamadır, ihanettir. Biz bu konuda bir araştırma önergesini geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. Tüm milletvekillerine çağrıda bulunuyoruz. Gelin bu araştırma önergesine destek verin. Bu milletin parasını saçıp savuranlar kimdir? Hep birlikte araştıralım. Böyle bir savurganlığın bir daha yaşanmaması için neler yapılmalıdır? istişareyle bulalım. Değerli basın mensupları. Esnaflarımız yoğun bakımda. Salgının ilk döneminde borca batırılan esnaflarımız zaten zordaydı. Şimdi ikinci koronavirüs dalgasıyla bitkisel hayata girdi. Tüm dünya esnafını, tüm dünya esnafının arkasında kapı gibi dururken bizdeki saray hükümeti bitkisel hayattaki esnafımızı desteksiz bırakarak fişini çekiyor dükkanını siftahsız kapatan esnaf yeter artık dayanamıyoruz, destek vermezseniz batıyoruz diyerek hükümete ihtar çekiyor. Devlete 40 yıl vergi veren esnafa bu saray hükümeti 40 gün bile bakamıyor. 9 yıldır vatandaşın vergileriyle 4,5 milyon Suriyeliye, Suriyeli'ye bakan saray hükümeti, onlara 50 milyar dolar veren saray hükümeti esnafımıza bakamıyor. Eğer sen esnafımıza bakamıyorsan o zaman sarayını da sıcak koltuğunu da bırakıp gideceksin. Çiftçilerimiz de perişan. Buradan haftalardır çiftçinin tarım kredi kooperatiflerine borcunu faizsiz yapılandırın diye bağırıp duruyoruz. Artık bıçak çiftçilerimizin kemiğini delip geçti. Traktörlere haciz edilen çiftçiler sokaklara döküldü. Tarım kredi kooperatiflerinin adı tarım tefeci kooperatifleri oldu. Yaşanmış bir hikayedir. Büyük Atatürk Ankara'nın çevre köylerinden birinde tarlasını tek bir öküzle süren çiftçiyi görür. Sorar. Öküzün tekine ne oldu? A. Köylü cevap verir. Devlete vergi borcumuz vardı. icra kapıya dayanınca öküzü sattık, borcumuzu ödedik. Bu cevaba üzülen Atatürk kim olduğunu söylemeden ayrılır. Ertesi gün çiftçiyi buldurtur, getirtip sarayın e, getirtip misafir eder. Atatürk köylüye döner. Anlat bakalım öküzün akıbetini der. Köylü hikayeyi aynen anlatır. Bunun üzerine Atatürk yanındakilere döner. Arkadaşlar biz İstiklal Savaşı'nı köylünün öküzüne icra koyalım diye yapmadık. Bu memlekette adaleti, vatandaşı böyle mi koruyacağız? Gerekirse vergi borcu ertelenir. Köylünün çift sürdüğü öküzü elinden alınmaz. İşte Cumhuriyetimiz bunun için kimsesizlerin kimsesidir. Çiftçinin traktörü elinden alınıp hazredilemez. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bir kez daha tekrarlıyoruz. Gelin çiftçilerimizin kredi borç faizlerini sıfırlayın. Borçlarını yapılandırın, uzun vadeye yayın. Salgında bir başına bırakılan sadece esnaf ve çiftçi değil. Yoksul, desteğe muhtaç yurttaşlarımız da salgında kaderlerine terk edilmiş vaziyette. Söylemiştim bütçesinden en az doğrudan destek veren hükümet bizde buna karşın en çok borç veren hükümet de bizde zaten bu salgının bütün yükü yoksulların düşük gelir gruplarının üstüne çöküyor. Böyle bir destek tercihi de gelir dağılımının daha da bozulmasına yol açıyor. Derin yoksulluk ağının İstanbul'un ilçelerinde yaptığı bir araştırmaya göre yoksul vatandaşlarımızın yüzde 84'ü yeterli besine ulaşamadığını, yüzde 53'ü artık daha fazla öğün atladığını, yüzde 49'u bazı besin gruplarına hiç ulaşamadığını söylüyor. Her 10 aileden altısının eline 500 lira bile geçmiyor. Kirada yaşayan her 10 aileden dördü evden çıkarılmış. Ankete katılanların yüzde ellisi düzenli destek alarak ayakta kalabildiklerini, bunların da yüzde kırkı desteği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldıklarını söylüyor. Şükür bizim belediyelerimiz var. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla geliştirdiğimiz projeler milletimizin yüzünü güldürüyor. Güldürmeye de devam edecek. Ankara Büyükşehir Belediyemiz zor durumdaki lokantacı esnafından aldığı yemek ve yiyecekleri karantinadaki ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza ulaştırıyor. Hem esnaf kazanıyor hem de ihtiyaç sahibi aileler. Mersin'de Büyükşehir Belediyemiz salgın süresince kapalı kalan esnaflarımızın meskenlerinde kullandığı su bedelinin 500 liraya kadar olan kısmının belediye tarafından ödenmesi için hazırlığa başladı. Peki saray hükümeti ne yapıyor? salgını yönetemeyince rakamları yönetmeye çalışıyor. Onu da ellerine, yüzlerine bulaştırıyorlar. Daha bundan birkaç gün önce açıklanan resmi, resmi rakamlarla dünya dünyada salgınla mücadelede en başarılı ülkelerden biri gözüküyorduk. Erdoğan katıldığı parti kongrelerinde, konferanslarda Türkiye'nin salgını yönetmedeki başarısı ülkemize yönelik ilgiyi daha da arttırdı diyordu. Türkiye salgın sürecini pozitif ayrışmayla geçirmiş ülkelerden biridir diye caka satıyordu. Hatta bu sağlık krizini fırsata çevirerek koronavirüsle örnek mücadelemiz sağlık turizminde Türkiye'nin önünde yeni bir fırsat penceresi açtı. Türkiye'yi üç kıtanın sağlık merkezi yapacağız diyordu. Üç kıtanın sağlık merkezinde şimdi yurttaşlarımız yoğun bakımlarda yer bulamıyor. Bir hafta önce gerçek vaka sayıları açıklandı. Bir de baktı ki bu bugüne kadar bize anlatılan hikayelerin hepsi yalanmış. Vehbi'nin kerakesi ortaya çıktı. Salgınla mücadelede en başarılı ülkelerden biri bir gecede en başarısız ülkelerden biri olu verdik. 30 bine ulaşan vaka sayısıyla Avrupa'da en kötü durumdaki ülkeyiz. Dünyada da en çok vaka görülen ilk üç ülkeden biriyiz. Milletvekilimiz Murat Emir gerçek vaka sayılarını iki ay önce açıkladığında Sağlık Bakanı bunları inkar etmişti. Yine Türk Tabipleri Birliği Sağlık Bakanı'nın açıkladığı sayılar doğru değil dedi diye sarayın bekçisi tarafından vatan haini ilan edilmişlerdi. Şimdi ne oldu? Sarayın ve Sağlık Bakanı'nın millete doğruyu söylemedikleri anlaşıldı. Şimdi sarayın kibirlisi nasıl ekonomideki buhranın faturasını damadına kestiyse bu rezaletin sorumluluğunu da bilim kuruluna yıkmaya çalışıyor. Genel başkanımız ve bizler aslında bunun olacağını görmüştük. Bilim kurulunu sayısız defalar uyarmıştık. Salgın bu boyutlara ulaşırken bilim insanları olarak sessiz kalmayın demiştik. İçinizden bağımsız bir sözcü seçin. İktidara neleri önerdiniz? İktidar hangi tedbirleri kabul etti? Hangilerini reddetti? açıklayın demiştik. Şimdi ne oldu? Bilim kurulunun adı birdenbire ne bileyim kurulu oldu. Bilim kurulu doğru vaka sayısını biliyor muydu? Vaka sayısı 5000'i geçtiğinde ne yaptı, ne önerdi? 10.000'i aştığında ne söyledi? Vaka sayısı 30 bini, bini aştığında neden sustu? Bugüne kadar ne için toplandı, ne için karar verdi? Bir sorumuz da Sağlık Bakanı'na gerçek vaka sayılarının geriye doğru sayılarını geriye doğru açıklayacağınızı söylemiştiniz. Bu sayılar hala ortada yok. Ülkemizde vaka sayısı 10 binin, 15 binin, 20 binin üzerine hangi tarihlerde çıktı? Bu kritik vaka sayısı eşikleri aşılırken hangi tedbirler alındı? Millet adına bu soruların cevabını ben her şeyin sorumlusuyum diyen saraylı sarayın kibirli adamından bekliyoruz. Artık hastanelerde yer kalmadı. Yoğun bakım üniteleri doldu taştı. Sağlık Bakanı sağlık ordumuz ağır yük altında diyor. Hastanelerin kafeteryaları, bahçeleri sahra hastanelerine çevriliyor. Şimdi Adana Büyükşehir Belediye'mizin hazırladığı sahra hastanesi yerine bin türlü laf söyleyenler acaba biraz olsun utanıyorlar mı? Dokuz aydır millete Yalan üstüne yalan söylediler. Binlerce vatandaşımızın hayatını yitirdiği bu salgında vaka sayılarını ve salgındaki gerçek tabloyu gizleyerek gerekli önlemlerin alınmasını engelleyen binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan Saray'ın kebirlisi bu tablonun esas sorumlusudur. Ve istifa etmelidir. Bu öyle pardon denerek millet beni affetsin denerek geçiştirilemez. Değerli basın mensupları Saray rejimi ülkemizi dört başı mamur bir devlet krizinin içine sokmuştur. En büyük marifetleri AK Parti Genel Başkanı'na koşulsuz itaat etmek olan kadrolar köşe başlarını tuttu. Kurumlar çöktü, kurallar yıkıldı. Saray ve avenesinde kibir ve pişkinlik diz boyu. İstanbul'da babası üzerine bina dikerken yıktığı tarihi çeşmeyi restore ettiriyorum deyip kitabesine de babasının adını yazdıran Saraymo sosyetesine mensup Yeliz namıyla maruf AK Parti milletvekili hem çeşme ihya oldu hem babamın ruhuna gitti. Ne var yani bunda diyebiliyor. Yine milleti görmeyen, feryadını duymayan bir başka AK Parti milletvekili Türkiye'de kriz yok, işsizim, açım diye gelenler iş beğenmiyorlar diyor. Milletin evladı iş bulamazken abisini belediyeye imar müdürü yapan saray istifakına mensup bir başka belediye başkanı da soru üzerine biz çayırında hepimiz kardeşiz diyor. Sarayın kibirlisi çıkıyor İstanbul'un kalbine hançer gibi saplanarak saplanacak ucube kanal İstanbul projesi için bu benim çılgın projem diyor. Bu projeyi kendisine oy veren yüz binlerce hemşerisi adına eleştiren belediye başkanımıza da bu devlet projesidir, bunu eleştiremezsin deniyor. Bunlar gücü çok sevdiler. O güçle 272 senelik tarihi çeşmenin kitabesini değiştirebiliyorlar. Milletin işsiz evlatlarını iş beğenmiyorlar diye hakir görürken eşi dostu akrabayı istedikleri yere atayabiliyorlar. Bunlar milletten koptu. Artık gözleri döndü. Fransa kralı 14. Louis misali devlet benim demeye başladılar. Kendinize bir gelin ya. Siz devlet değilsiniz. Siz hükümetsiniz. Devlet baki'dir. Hükümetler gelip geçicidir. Bunu idrak edemediğiniz için de her geçen gün devlet krizini biraz daha derinleştiriyorsunuz. Devletin adalet direğini çökerttiniz. Şimdi bir taraftan yargı reformundan bahsediyorlar. Bir taraftan yargı reformu diyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesini topa tutup istifa ettiriyorlar. Diğer taraftan yargı reformu, bir taraftan yine yargı reformundan bahsediyorlar. Diğer taraftan FETÖ'nün yargıdaki taktiklerini kullandık itirafında bulunan eski milletvekillerini disipline sevk ediyorlar. Bir taraftan yargı reformundan bahsediyorlar. Bir taraftan da bir mafya bozultusunu hapisten çıkarıp genel başkanımızın üstüne salmaya kalkıyorlar. Sarayın küçük ortağı da bugüne kadar hiçbir siyasetçinin yapmadığını yapıyor ana muhalefet liderine hakaret eden, tehdit eden bir mafya artığına yol arkadaşım diyerek sahip çıkabiliyor. Sarayın besleme basını da sayan genel başkanımız hakkında ölü adam yürüyüşü diye yazı yazıp tehditlere destek veriyor. Beylerdeki arsızlık, pişkinlik, şımarıklık diz boyu. Emniyet, savcılar, mahkemeler bu tehditler karşısında hala daha kılını bile kıpırdat. Kıpırdatmıyor. Bakın Çubuk'ta tam bir yıl önce genel başkanımıza karşı yapılan linç girişiminin bugün ilk duruşması başladı. Ana muhalefet partisi liderine linç girişiminde bulunuluyor. Üzerinden ilk duruşma üzerinden bir yıl geçtikten sonra yapılıyor. Ortada hala hiçbir şey yok. Bu arada o günlerde parti sözcüsünün ihraç ettik dediği ama üyeliği hala devam eden salgıda, saldırgana sahip çıkmak üzere de bugünkü duruşmada saraya yakın avukatların avukatların salonda olduğunu da duyuyoruz. Bütün bu gelişmeler devlet krizine zirve yaptırıyor. Ülkeyi yönetilemez hale getiriyor. Bunlar yaşanırken sarayın kibirlisinden çıt dahi çıkmıyor. Herhalde ortağının yol arkadaşım diyerek sahip çıktığı mafya artığını Bülent Arınç'tan boşalan Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atamaya hazırlanıyor. Milletimiz her yapılanı görüyor. Her söyleneni duyuyor. Notunuzu veriyor. Önüne gelecek sandık için gün sayıyor. Sandık önüne geldiğinde de sizleri evinize gönderecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa yanıtlayayım. Efendim son söz gazetesinden Özgür Altın. Ee, Sayın Başarır'ın Türk Sağlık Kuvvetleri hakkında açıklamaları olmuştu. Bu eleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı da bununla alakalı bir e, hukuki işlemin başlatılacağını söyledi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Teşekkürler. Evet. E, şunu ifade edeyim. E, Sayın Başarır neyi kastettiğini katıldığı programda defalarca açıkladı. Ama AK Parti sözcüleri Borsa İstanbul'un satışının üzerine karartmak, milletin Katar'a satılan varlıklarının varlıklarının encamını perdelemek için tank palet fabrikasının konuşulmasını engellemek için Vuvuzela gibi ses çıkarmaya, trol ağzıyla konuşmaya başladılar. Ben bunu yadırgadığımı yadırgadığımızı açıkça söylemek isterim. Ama asıl ilginç olan genel başkanımız alenen tehdit edildiğinde re'sen soruşturma açmayan savcıların tank palet fabrikasının satılmasını eleştiren milletvekilimize bir kulp takıp re'sen soruşturma başlatmasıdır. Yine biraz önce konuşmamda ifade ettim. Genel başkanımıza Çubuk'taki linç girişiminin üzerinden bir yıl geçti. Ama daha duruşmalar yeni başladı. Biz bunları not ediyoruz. Ama şunları da merak ediyoruz. Askerlerimizin başına çuval geçirilirken Kuzey Irak'ta iktidarda kim vardı? Bu çuvala nota verdiğimiz mi diye sorduğumuzda ne notası, müzik notası mı diyen kimdi? Ordumuzun harimi İsmet'i kozmik odayı FETÖ'ye açan kimdi? Süleyman Şah türbesini sırtlayıp kaçıran iktidar kimdi? İdlib'de 36 askerimiz hava saldırısında şehit olurken ses çıkarmayan kimdi? bu olayın üstüne Moskova'ya gidip Kremlin sarayının kapısında ayakta bekleyen kimdi? Şimdi bu asil millete tüm bu zilletleri yaşatanlar çıkmışlar. Bize milliyetçilik dersi verecekler. Orduya sahip çıkma dersi verecekler. Bizim sizlerden alacağımız hiçbir ders yoktur. Bizim genlerimizde kuvayi milliye vardır. Bizim genlemimizde Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk vardır. Bizim kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Dolayısıyla bizim kimseden ne milliyetçilik ne de ordumuza sahip çıkma dersi almaya ihtiyacımız yoktur. Bu yaptıklarınız da bizi sindiremez. Sonuna kadar tank palet fabrikasının peşkeş çekilmesini eleştirmeye devam edeceğiz. Evet. Buyurun. TRT Haber Belgin Aydın efendim. bugün basın yayın organlarında vardı haber. Mustafa Sarıgül'ün kuracağı partiye CHP'den bazı milletvekillerinin geçeceği, 20 milletvekili görüşüldüğü iddiası vardı. Bu konu hakkındaki görüşleriniz alalım. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok. Efendim bize yönlendirilen bazı sorular var. müsaadenizle onları ileteceğim. İlk soru Fox TV tarafından yönlendirildi asgari ücret görüşmeleri başlıyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre asgari ücret ne kadar olmalı şöyle hatırlayalım bugünkü geçerli olan asgari ücret 2019 yılının 27 aralığında açıklanmıştı o gün dolar kuru 5 lira 93 kuruştu Dolayısıyla asgari ücretli 332 392 dolar alıyordu Bugünkü kurla bu 298 dolara düştü. Avrupa'daki en düşük asgari ücret bizde. Çin'deki bazı bölgelerin bile altına düşmüş vaziyette bizdeki asgari ücret. Kasım ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2517. Yoksulluk sınırı 8198 lira. Asgari ücreti geçen yılki seviyesi olan 392 dolar da tutmak için Asgari ücret bugün en az 3100 lira olmalı. Böylece havuz müteahhitlerine dolarla avroyla garanti verilen e, kamu özel işbirliği projelerinin sahiplerine gösterilen ali cenaplık milletimize de asgari ücretliye de çalışanlara da emeğiyle geçinenlere de gösterilmiş olur. Bugün asgari ücret ülkemizde ortalama ücret haline gelmiştir. Ücretlilerin yüzde 42'si asgari ücretle maaş alıyorlar. Dolayısıyla asgari ücret pazarlıkları mutlaka en az 3.100 liradan başlamalıdır. Efendim Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Millet İttifakı Orta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Anayasanın ilk üç maddesinin tartışmaya açılabileceğini söyledi. Sizin bu konudaki görüşünüz ne olur? E defalarca tekrarladık. Anayasanın ilk dört ilk üç maddesi değiştirilemez.